Tayyip Bey, normatif talebeliğinden tanıdığım bir adamdır. Talebeliğinden. Bilirim ki istikameti, kıblesi İslam'dır. İslam'dır. Ama bir gün geldi, kızlarını başörtüsüyle okutamadı burada. Amerika'ya gönderdi. Hatırlayın. Bu güçle olacak iştir. Güçle ve yavaş yavaş, zamanla olacak iştir. O zaman Müslüman rey verirken kim dine daha yakın? Bırak umuma yaptığı tatbikatı, başörtüsü gibi şeyleri bırak. Kendi hayatında kim daha yakın? Tayyip Bey bir şehidin evine gidiyor, Kur'an okuyor, Aşk-ı Şerif okuyor. Aşk-ı Şerif okuyor. Bu Müslümanlık delilidir. Ama yer geliyor buna aykırı bir söz de söylüyor. Bu benim meselem. Siz ona diyemezsiniz bunu niye yanlış, bunu doğrunun yanına bu yanlışı niye koyuyorsun? Onu demek için bir hukuk lazımdır. Onun içinde bulunduğu şartları bilmek lazımdır. Ben bundan dolayı onu çok tenkit ettim. Dedim ki sana ben bu meseleyi külle diyorum, sen körükle anlıyordun. Gitgide daha çok konuşuyorsun bunu. Son milletvekili seçiminden sonra dedim ki sen doğru yapıyorsun. Ben yanlış düşünüyordum. Niye doğru yapıyor? Seçimden evvel ve seçimden sonra Kanal A'da bir gazeteci sokağa çıktı. İnsanlara sordu. Önce kime rey vereceksin diye sordu. AK Parti'ye vereceğim. Niye? Yol yapıyor, köprü yapıyor vesaire. Seçimden sonra sordu. Kime rey verdin? AK Parti'ye verdim. Niye verdin? Yol yapıyor, köprü yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Demiyor ki, dindar olduğu için verdim. Anladım ki, başımıza geçecek adamın dinde sağlam olmasını isteyen, şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın. Ben razıyım. Kafir olarak ölmek başka, zulüm altında mümin olarak ölmek başka şeydir. Onun için İslam gelsin, onlar diyor ki batar Türkiye'si. Tamam, batacağını kabul etsem bile ben razıyım. Siz razı olmayın. Siz razı değil misiniz? Kemalizm kabul galip gelse, Türkiye batsa bile Kemalizm galip gelsin demeye. Aynen kafanız budur. Aynen. Siz de biliyorsunuz ki Kemalizm devletçidir. Bugün devletçilik çöpe gitmiş. Peki 6 oktan beri milliyetçiliktir. Onun anladığı tarzda milliyetçilik de çöpe gitmiş. Mustafa Kemal 60 bin mezar açtırdı, kafatası ölçtürdü. 60 bin mezar. Ne o kadının adı? Afet İnan hocam. Afet İnan'ın kitabında rakamlar, resimler hepsi var. Bu arada Mimar Sinan'ın kafatası kayboldu. 60 bin kafatası bu Müslüman mıdır? Dorukosefal mi? Olukosefal mi? Ölçüyor. Bugün ırkçılık manasında bir milliyetçiliği müdafaa etmek hiç kimsenin cüret edeceği bir şey değildir. Ama onlar öder. Onların kafasındaki aynıdır. Fırsat buldular mı, ha gene ezan ne güzeldi, Türkçe okunuyordu falan, ne güzeldi, şöyle oluyordu diyorlar ya. Onlar işte siyasette çırak olanlar, acemi olanlar, kaçırıyor ağzından. Tecrübeliler biliyor ki iktidara gelene kadar bu konuşulmaz. Sus, iktidara gel, ondan sonra Müslümanların başında boza pişirirsin. Peki bu şartlarda Müslüman tam kamil bir Müslüman bulamıyor. Müslümanlar taraftar adama rey versin mi? Vermeli mi? En yakın kimi görüyorsa İslam'a ona rey vermek vaciptir. En yakın. Çünkü bu adım adımdır. Küfür de böyle adım adım gerçekleşti. Mustafa Reşit Paşa, Mustafa Kemal'in yaptıklarını yapsaydı idam edilirdi.
adım adım yapıldı bu da. Bu da düzelme de adım adım olacak. Ben tarih bile veriyorum size. Tarih bile veriyorum. 1850'den 36 ama 50 kabul edelim. Küfürün galebesi başladı. Adım 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 İslam'dan taviz verildi. Küfre meyledildi. Peki 1950'de dünya şartları gerektirdi. Bir dönüş oldu. Halkın eline rey silahı verildi. Halkın isteklerini yapmak ön plana geçti. Adına demokrasi dediler. Halkı kontrol altında tutmakla beraber halkın isteklerine nispeten cevaz veren bir parti çıktı ortaya. Bu Demokrat Parti. Demokrat Parti'deki dindarlık en asgariydi. Bir güneşin tutulması gibi. İlk açılma anında saç teli kadar bir açıklık olur. Demokrat Parti buydu. Arkasından gelen Adalet Partisi o aydınlığı biraz daha kalınlaştırdı. Ondan sonra gelen Özal daha kalınlaştırdı. Tayyip Bey daha kalınlaştırıyor. Netice küfrün yıkılması İslam'ın galebesidir. Bunu kimse önleyemez. Tutulan güneş öyle kalmaz. Muhakkak tutulma bittikten sonra aksi istikametten açılma başlar. Öyleyse İslam güneşinin tutulması da böyle olacak. Bizim vazifemiz nedir? Bizim vazifemiz bunu çabuklaştıracak olanları desteklemektir. Hiç kimseye rey vermesek, hiç kimseye, bütün Müslümanlar sandığa gitmediğini farz edelim. Böyle düşünenler var, bana gelip söyleyenler de var. Bu ahmaklık olur. Sandığa rey atanların reyiyle bir hükümet teşekkür eder. Bu atılan reylerde çoktan çoğu Halk Partisi gibi dinsizler olduğu için onlar iktidar olur. Sen eğer parti tutuyorsa muhalefettesin. Parti tutmuyorsa muhalefette bile değilsin. Hiç söz hakkın yoktur. Bu mu daha iyi? Yoksa biraz İslam'a meyledeni tutup da ondan bir taviz daha koparıp neticeye bir adım daha yaklaşmak mı iyi? İşte bugün Tayyip Bey'i desteklemek budur. Dostluklarda bile bu böyledir. Biriyle arkadaşlık yaparsın. 10 sene, 20 sene. Bazı hatalarına katlanırsın. Eğer her hatasını görsen o arkadaşlık devam etmez. Bazı hatalarını hoş görürsün. İkaz edersin böyle yapma diye. Bu demektir ki yeryüzünde hatasız insan yoktur. Kendine göre o da bir hesap yapıyor. Ortadaki adamları hem Müslüman hem Kemalist geçinenleri gelmediğim diye. Bir gün gelecek ki buna lüzum kalmayacak. Çünkü onlar yavaş yavaş bize geliyorlar. Onlar yavaş yavaş bize geliyorlar. İmam hatipler bunu yapıyor. Müslümanların sayısının çoğalması bunu doğuruyor. O günü beklemek lazım. O günün gerçekleşmesi için de çalışmak lazım. Allah-u Azimüşşan'ın lütfu keremiyle küfür yıkılacaktır bu ülkede. Kimse onu ayakta tutamaz. İnnel batile kâne zehûkâ. Allah'ın emri ilahiyesidir. Onun için kim İslam'a biraz daha yakınsa, öbür partideki amcanın oğluysa, senin evladınsa bile bunu tercih et. İslam'a yakın olanı tercih et.